Sevgili dinleyiciler, yayınımızı iki bölüme ayırdık. Birinci bölümde üç tane ağır hava var. İlk türkümüz Ferahi adında bir Türkmen kızından bahsediyor. Ferahi'dir kızın adı Ferahi. Türkmen kızı katarlamış mayayı. Türk halk müziğini sevenler 1963 yılına kadar radyolarımızdan sık sık duydular bu sesi. Daha doğrusu Türk halk müziğini bugünkü anlamda önce Ankara Radyosu'na, sonra İstanbul ve İzmir radyolarına sokan kişidir bu sesin sahibi. Muzaffer Sarı Sözen'den söz ediyoruz. Evet, derleyici, notayı alıcı, sınıflandırıcı, öğretici ve icracı olarak Türk halk müziğimize unutulmaz hizmetler vermiş olan Muzaffer Sarı Sözen bu programımızın konusu. 1898 yılında Sivas'ın Cami-i Kebir mahallesinde doğdu Muzaffer Sarı Sözen. Babası Hüseyin Efendi, annesi Zeliha Hanım'dır. Halk arasında saçlılar diye tanınan Sarı Hatipzadeler ailesindendir. Çocukluğu halk şiiriyle şairlerinin harman olduğu Sivas'ta geçen küçük Muzaffer, aynı kentin sultanisinde okudu. Önce Birinci Dünya Savaşı'na, onun teri kurumadan Kurtuluş Savaşı'mıza katılan genç Muzaffer, öğrenimine ara verdi. Savaş sonrası Sivas'a döndü. O sıralar ut çalıyordu. Çok geçmeden sınav başararak ilkokul öğretmen yardımcısı oldu. İşte bu başarının tarihsel belgesi. Mekatibi İptidaiye Muallim Muavinliği Ehliyetnamesi. Bugünkü dille ilkokul öğretmen yardımcılığı yetki belgesi ya da ehliyeti. Bu belgeyle Şeyh Hüseyin Efendi oğlu Muzaffereddin Bey'in öğretmenlik hayatı başlıyordu. Sivas okullarında müzik ve Türkçe öğretmenliği yaptığı sırada yıl 1925. İstanbul Konservatuvarı'na girmek için başvurdu ve konservatuvarın keman bölümüne kabul edildi. Burada Ekrem Besim Tektaş'ın sınıfında keman öğrenimini tamamladı. Yeniden Sivas'a dönen Sarı Hatipzade Muzaffereddin, Sivas Lisesi'nde ve sanatlar okullarında müzik öğretmenliğini sürdürdü. Bu sıralarda yani 1931 yılında zamanın Sivas Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kutsi Tecer'le birlikte Halk Şairleri Derneği'ni kurdu. Ertesi yıl bu dernek aracılığıyla çevredeki aşıklar Sivas'a çağrılarak Halk Şairleri Bayramı düzenlendi. Daha sonra Sarı Sözen soyadını alacak olan Muzaffer Bey, bu bayram dolayısıyla
Sivas Halk Şairleri adlı bir broşür yayınladı. Bu broşürde Sivas halaylarını anlatan bir yazıyla halayların notaları yer aldı ki bu notalar bizde halaylar konusunda yayınlanan ilk notalardır. Ona göre halaylar toplumda derin izler bırakmış büyük olayların oyun figürleri olarak günümüze ulaşmış öyküsüdür. Sivas'taki Halk Şairleri Bayramı'ndan yaklaşık 30 yıl sonra 26-28 Temmuz 1961'de İstanbul'da 1. Halk Oyunları Semineri düzenlendi. Sarı Sözen bu seminerde halay ve bar hakkında bildiriler sundu. Başta halk müziği ve halk oyunları olmak üzere kendisini tümüyle folklora veren Muzaffer Bey, 1937 yılında Milli Eğitim Bakanlığımızca başlatılan resmi folklor derlemelerine katıldı. Ertesi yıl Ankara Devlet Konservatuvarı Folklor Arşivi Şefliğine naklen atanarak Ankara'ya yerleşti. Ölümüne kadar bu okulda müzik folklor dersleri okuttu. Bir yandan da 1937-1953 yılları arasında tüm derleme gezilerine katılarak 10 bin kadar halk ezgimizin notaya, plağa, tele ve banda kaydedilmesinde büyük hizmetler verdi. Onu Ankara Devlet Konservatuvarı Folklor Arşivi Şefliğine atandığı günden beri tanıyan, bütün derleme gezilerine teknisyen olarak katılan biri var. İlk derleme gezimiz 1938 yılında yapıldı. İki grup halindeydik. Birisi doğuya, birisi de batıya gitmişti. Çok külfetli oluyordu gezilerimiz. Şu bakımdan makineler, o zamanki makineler çok büyük, ağır ve çok parçalıydı. Şöyle kısaca sıralamak icap ederse, kocaman bir lambalı mikrofon sehpası, mikrofonu çalıştıran 90 voltla bir kutusu, ondan sonra büyüyecek bir amplifikatör, büyüyecek bir hoparlör, 12 volt 160 amper saatlik de akümülatör ve bu akümülatörü doldurmaya yarayan bir redresör. Sonra ceryan olmayan yerde doğru akımla çalıştığımızdan doğru akımı dalgalı akıma çeviren bir çevirgeç. Sonra koskocaman ve çift makinalı bir ses alma cihazı. Bunların yanında yedek parçaları taşıyan bir bavul, plakları taşıyan ayrıca bir bavul, bir de kendi valizlerimizi korsak, ne kadar zor şartlar altında, külfetler içinde olduğumuz belli olur. Derleme gezilerinde gelmiş olan sanatkarlar gayet tabii ki çok çekingen, sıkılgan oluyorlar. Ama Muzaffer Bey ne yaparsa bilmiyoruz artık nasıl onların şeyine giriyor. Birkaç dakika içerisinde senli benli oluveriyor. İçli dışlı oluyorlar. Başlıyorlar konuşmaya. Buna şaşırıyorduk biz. Acaba diyorduk bu daha önceden mi tanıyordu bunu? Sonra her gittiğimiz yerde böyle kişiler boyuna çıkıyor. Her kişiler öyle oluyor. Ne kadar da çok tanıdığı varmış diye şaşırıp kalıyorduk. İşte bu durumda olan sanatkarlar da nesi var nesi yoksa hepsini veriyor. Muzaffer Sarı Sözen yalnız müzikle değil halk oyunlarıyla da ilgileniyordu. Ve gittiğimiz yerde zaten halk bize oyunlarını da gösteriyorlardı. O hemen onların içerisine karışır, tetkik eder, oynar ve onun özelliklerini de öğrenirdi. Şunu da söylemek gerekir ki Sarı Sözen bugün memleketimizde yaygınlaşmış olan folklor hareketlerinin de öncüsüdür. Bunu o ele almış,
halaylar, barlar vesaireyle yurt içine ve yurt dışına tanıtmıştır. Böyle gezilerimizin birinde, daha ziyade Bitlis'teydik, iyi hatırlıyorum. İşi bitirdik, kahveye çıktık ve kahvede daha ziyade yurttan sesleri dinlemek istiyorduk. Neriman Hanım'ın doğum günü çok yakındı. Daha evvel söylendiği, ettiği gibi, anlaştıkları gibi, Sarı Sözen'den Yurttan Sesler grubunun anlaştığı gibi, eğer çocuk olursa Yurttan Sesler'in üçüncü türküsünde bunu haber vereceklerdi. Biz vakit geçsin diye tavla oynamaya başladık. Biraz sonra da Yurttan Sesler başladı. Birinci türkü, ikinci türkü, üçüncü türküye başlar başlamaz biz kulak kesildik. Rahmetli Sarı Recep o gür sesiyle ve heyecanlı olarak hemen oğlan, oğlan dedi. Derhal vaziyeti tabii anlamıştık. Oğlu dünyaya gelmişti. Oyunu bırakarak derhal kalktık doğru postahaneye. Postahanede şöyle bir telgraf çektik. Geçmiş olsun sizin ve Memil'in sağlığını dileriz. Ben Memil Sarı Sözen. Ne yazık ki sizlere babamla ilgili olarak anlatabileceğim pek çok anım yok. Çünkü kendisini kaybettiğimizde 11 yaşındaydım. Ancak size de bir zamanlar bana geldiği gibi ilginç gelebilecek bir soruma babamın verdiği yanıtla başlamak istiyorum. Kendisine adımın, yani Memil'in ne anlama geldiğini sorduğumda başından geçen şu öyküyü anlatmıştı. Binboğa yörelerinde türkü toplamak için dolaşırlarken bir dağ köyüne gelmişler. Ve burada yörenin türkülerini en güzel kimin söylediği sorulduğunda Memil cevabını vermişler. Bunun üzerine dağda Memil diye seslenmişler. İçeriye babamın deyimiyle elma gibi yanaklı, sıhhatli bir delikanlı girmiş. Çok ilgilenen babam Memil'in ne anlama geldiğini sorduğunda da eli açık, iyiliksever, yardımsever kişi anlamında kullanıldığını söylemişler. Babam da defterine bir not düşerek ileride bir oğlum olursa adını Memil koyayım diye yazmış. Babamı düşündüğümde aklımda önce bir takım kavramlar canlanıyor. Örneğin sakinlik, az ve öz konuşma, hissettirmeden, dolaylı yoldan nasihat etme gibi. Mesela şu anda elimde bulunan mektubu yazıldığı sırada 8 yaşında olmam göz önüne alınarak bir gazete şeklinde düzenlemiş. Konular bana anlatmak istediği şeyler, gerek genel haberler, gerekse de beraber oturduğu amcam Abdülkadir Sarı Sözen veya kızları Ülker, Bilge, Sevgi ve özellikle Turgay Sarı Sözen'in ağzından aktarılmış. Bunların arasında benim için en değerli olanı ise şimdi sizlere okumak istediğim 1961 senesi Mart ayında yazılmış olan gazete. Baş yazı Sevgili Memil başlığını taşıyor. Sevgili Memil, bu yazıyı çok dikkatli oku ve çok iyi sakla. Nüfus cüzdanın gibi kaybolmayacak bir yere koy. Yaşına göre değil de başına göre artık büyümüş sayılırsın. Şimdi beni iyi dinle. 1. Okula giderken numara almak veya sınıf geçmek için değil de çok şeyler öğrenmek için gittiğini unutma. Bunu unutmazsan göreceksin ki almak istediğin notlar da, geçmek istediğin sınıflar da ayaklarının altında kalmıştır. 2. Sınıfta akıllı ve teneffüslerde yaramaz olacaksın. 3. Okulda arkadaşlarına ve büyüdüğün zamanda bütün yurttaşlarına, hatta bütün insanlara iyilik etmeye çalışacaksın. 4. İnsanlar arasında iyiler de vardır, kötüler de. Onları tanıyacaksın.
ama hiçbir vakit falan kötü adamdır demeyeceksin. Onlardan uzak durursun, olur gider. 5. Hayatta hiçbir vakit paranın ve mal zenginliğinin peşinde koşmayacaksın. Onun yerine adam kazanmanın peşinde koşacaksın. Her çeşit zenginlik ancak böyle elde edilir. 6. Yüksek yerlere göz dikmeyeceksin. Ancak yüksek bir bilgiye, yüksek bir ahlaka, yüksek bir vicdana sahip olmaya çalışacaksın. O vakit yüksek sandığın yerlerin kendi ayağının altında kaldığını hayretle göreceksin. Bunları unutma. Yukarıdaki baba nasihatini her sene bir iki defa dikkatle oku. Göreceksin ki bu küçük yazı seninle beraber büyüyecek ve hayatta rastladığın güçlüklerde sana en büyük destek olacaktır. Bu nasihat iyi dinlenirse belki de hayatta hiçbir güçlük çekmeyeceksin. Bu yazı ve diğer haber nasihatler önemini, değerini ve geçerliliklerini zamanında pek kavrayamadığım şeyler olup, bunların değerlerini, hakiki anlamlarını ancak bugün takdir edebiliyorum. Yıl 1940. Ankara Radyosu Halk Müziği Topluluğu kurma kararına varıyor. Vedat Nedim Tör ve Mesut Cemil Tel, Muzaffer Sarı Sözen'e başvuruyor. Çekinmeden üstlendiği bu görev, hem onun hayatında hem de Türk halk müziğinde çığır açıyor, derhal Yurttan Sesler Korosu'nu kuran Sarı Sözen, derlenen türkülerin notalarını yazıp koro elemanlarını öğreterek yayına başlıyor. 1953 yılında İzmir, 1954 yılında İstanbul Radyosu Yurttan Sesler'ini kurup yetiştirecektir. Sarı Sözen'i 1949 yılında Venedik ve Biarritz festivallerine katılan ekibimizin başkanı olarak görüyoruz. Festivallerde Türk ekibi birincilik ödülünü alıyor. Bundan sonra düzenlenen festivallere katılan ekiplerin seçiminde, zamanın ses ve saz sanatçılarının yetişmesinde Sarı Sözen Hoca'nın büyük rolü vardır. Yurttan Sesler çalışmaları konusunda öğrencisi halk müziği uzmanı Neriman Altındağ Tüfekçi'den bilgi alıyoruz. Efendim, ben Muzaffer Sarı Sözen'i 1942 yılında radyoya girdiğim yıl tanıdım. Kendisinin ilk dersinde gerek son derece kibar davranışları, zarif giyinimi ve sanatçılara olan saygınlığı ile büyük ilgimi çekmişti. İlk derste öğrettiği Çaya İndim Durnaya isimli türkü o kadar benliğimi işlemişti ki o anda kendi branşımı seçmiş bulunuyordum ve Türk halk müziği sanatçısı olmaya karar vermiştim. O seneler Yurttan Sesler karma bir koro olarak çalışıyordu. Türk sanat müziğinin çok değerli sanatçıları ve biz 10 kişilik stajyer grubu muhtelif yörelerden Sarı Sözen'in derslerde edindiğimiz repertuarla Yurttan Sesleri icra ediyorduk. Ancak Sarı Sözen bu karma koronun Türk halk müziğinin esas benliğini meydana çıkaran üslubun belirtilememesi dolayısıyla Türk halk müziğinin kendine has bir korosu olmasına karar verdi. Ve bu koronun içinde ben onun ilk öğrencilerinden bir tanesi oldum. Sarı Sözen için Yurttan Sesleri kurmak ne kadar zorsa, daha zor bir görev artık bizlere Türk halk müziğini üslubiyle icra ettirmek görevi düşüyordu. Sarı Sözen benim için dünyanın en sabırlı ve en iyi öğreticisiydi. Çünkü çok az nota bilen bu kadro onun sabrıyla, tesir edici çalıştırmalarıyla öyle bir hale gelmişti ki 10 kişilik bir grup koca bir Türkiye repertuarını elde edebilmişti. Ancak Sarı Sözen için bir güçlü durum daha meydana çıkıyordu. Solistlerin yetişmesi. Solistler de şöyle bir ayrım yapmıştı. Sanatçının
ses vüsatı, ses rengi, ailesinin hangi yöreden oluşu ve biraz da zor ve kolay uzun havaları kaldırabilecek sanatçıları gruba ayırmak suretiyle bizim repertuarlarımızı tespit etmişti. Muzaffer Sarı Sözen'in özelliklerinden bir tanesi de amacına ulaşabilmek için 10 sene evvelden programını yapardı ve çok planlı çalışırdı. Onu şöyle hülasa edebilirim. Eğer Muzaffer Sarı Sözen'in tahammülü, Muzaffer Sarı Sözen'in hizmet aşkı, Muzaffer Sarı Sözen'in üstün insanlık kabiliyeti olmasaydı bugün ilk öğrencileri olamayacaktık ve bizden sonraki kuşakta halk musikisini Türkiye satında bu derece yayamayacaktı. Muzaffer Sarı Sözen için Türk halk müziği her şey demekti. Derleme ve öğretme çalışmaları sırasında dinlenmeyi, yemek yemeyi, uyumayı unuturdu. Zamanında türkü diye sunulmak istenen bestelere hayat hakkı tanımadı. Onun koyduğu ilkeler ve yetiştirdiği öğrenciler sayesinde Türk halk müziğimiz yozlaşmadan geniş halk kitlelerine ulaştırılıp sevdirildi. Muzaffer Sarı Sözen'in sevmediği türkü yoktu. Yine de bazı türkülere daha çok değer verirdi. Türk halk müziğini sağlam temellere oturtarak 4 Ocak 1963 günü Ankara'da ölen Muzaffer Sarı Sözen'i yurttan seslerin sunacağı çok sevdiği bir türküyle anıyoruz. Sevgili dinleyiciler, türkümüz Ferahi adında bir Türkmen kızından bahsediyor. Ferahi'dir kızın adı Ferahi. Türkmen kızı katarlamış mayayı.